İstanbul'da hukuk danışmanımız Nurşen Hanım'la birlikteyiz. Birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Fatoş Hanım merhabalar. Evet. Bu güzel davetiniz için ben teşekkür ederim. 1988 Tunceli Ovacık doğumluyum. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2013 yılında Anadolu Hukuk Bürosu'nu açtım. Kurucu avukatıyım. 2013 yılından beri işletmekteyim. Büromuz daha çok yabancılar hukuku ağırlıklı ilerliyor. Tabii bunun yanında boşanma davaları, kişi haklarına ilişkin diğer davalar, ceza davaları, icra takip ve davaları da aynı zamanda baktığımız dava türleri. Tabii son yıllarda çevremizdeki, komşularımızdaki iç savaşlar, karışıklıklar, ülkemize gelen sığınmacılar, mülteciler derken Türkiye gerçekten bugün yoğun bir yabancıların odağında olan ve talep edilen bir ülke konumunda oldu. Dolayısıyla biz de bu alana eğildik, bu alana emek verdik. Bu alandaki çalışmalarımız başta olmak üzere diğer hukuki alanlarda da faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi Avukat Hanım'ın da söylediği gibi bazı konularda yanlış bilgilere de sahip olabiliyoruz. Hatta doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular çıkabiliyor. Ülkeler arası evlilikler ve özellikle de ortada bir çocuk sorunu da olunca kişiler haklarıyla ilgili ne yapacaklarını bilemiyorlar. O yüzden de sanırım uluslararası bile talep var size. Özellikle Türk bir beyefendiyle evlenmiş bir hanımefendi ne yazık ki üzülerek bu çocuğu alıp kaçırıp asla da geri dönmeyecek hale de getirebiliyor. Kişilerin özellikle oturum hakları ve bu konudaki hakları nelerdir? Nelerdir? Söyleyelim. Bir yabancının Türkiye'de kalabilme, yasal olarak kalabilmesi için ikamet izni edinmesi gerekmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuz bu konudaki temel dayanağımız. Kanunumuza baktığımızda ikamet izni alması gerekir diyor yabancıların. Vize süresi ya da vize muafiyet süresini aşan yabancılardan yine Türkiye'de eğer 90 günden fazla kalacak bir yabancı kapsamındaysanız ikamet izni edinmeniz gerekmektedir. Kanunumuzun 30. maddesi 6 tane ikamet türünü düzenlemiş. Bunlardan birisi kısa dönem ikamet, biri aile ikamet türü, öğrenci ikamet türü, yine uzun dönem ikamet türü, insani ikamet ve insan ticareti mağdurlarını düzenleyen ikamet türlerimiz. Çalışmada sanırım bunun içine dahil değil mi? Değil. Çalışma tamamen ayrı bir, çalışma izni tamamen ayrı bir mevzu. Ama orada şunu söyleyebilirim. Eğer kişi çalışma izni ediniyorsa çalışma izni ikamet izni yerine geçiyor. Yani kişinin bir daha ikamet izni almasına gerek yok. Bunu doğal zaten, olarak oturum hakkı tabii, doğuyor. Tabii. Doğal olarak oturum hakkı doğuyor. Zaten kanunumuzda bu şekilde düzenlemiş. Burada yani kısa dönem ikamet izinlerin içerisinde mesela bilimsel amaçlarla Türkiye'ye çalışmak amacıyla bilimsel amaçlı okumak amaçlı gelen, kendisini geliştirmek amaçlı gelen kişi ve kuruluşlardan yönlendirilen kişiler olabiliyor. Turizm amaçlı gelen kişiler olabiliyor. Yine aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçmek isteyenler olabiliyor. Türkçe öğrenmek amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyenler olabiliyor. Taşınmaz edinerek Türkiye'de ikamet hakkı edinmek isteyenler olabiliyor. Yine öğrenim kapsamında, işte yüksek öğrenim kapsamında Erasmus olur, Farabi olur, Mevlana olur. Mesela bu tarz öğrenci değişim programlarıyla Türkiye'de kalmak isteyenler olabiliyor. Yine mesela Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı yabancıların Türkiye'de oturum hakkı almak isteyenler oluyor bunlar içerisinden. Ya da Türkiye'de çalışmayan ama Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'nın belirlediği oranda yatırım yapacak kişi, eşi, çocuklarının da Türkiye'de en fazla 5 yıl boyunca ikamet edinebileceklerini görüyoruz. Bunlar kapatasak kısa dönem ikametlerinin türleri oluyor. Yabancılar arasında aile ikamet iznine yoğun talep olduğunu görüyoruz. Çünkü ülkemizde çok fazla evlilik akti gerçekleştiriliyor ve aile birliği içerisinde yaşayan çok fazla yabancı uyruklu kimse var. Buradaki şartlar da şudur. Kişilerin eğer Türk vatandaşıyla evliyse 3 sene boyunca evlilik birliği içerisinde ve gerçek bir evlilik birliği içerisinde yaşamaları gerekiyor. Aile ikamet izni en fazla 3 yıl sürelerle verilebiliniyor. Çocuklar yönünden şöyle bir güzelliği var, şöyle bir avantajı var diyelim aile ikamet izninin.
Çocuklar 18 yaşına kadar ayrıca bir öğrenci ikamet izni almadan aile ikamet izniyle Türkiye'de eğitimine devam edebiliyorlar. Yani bu çocukların eğitim öğrenim alanındaki zorluklardan birini, yani en azından aileler öğrenci ikamet izni süreçlerinde yorulmaması adına çocuklara bir kolaylık tanınmış eğitimler alanında. Bu da güzel bir gelişme. Yine ikamet türlerinden biri insani ikamet. İnsani ikamet şudur. Normal ikamet, kişi normal ikamet şartlarını taşıyamaz, yerine getiremez. Mesela kaçak girmiştir. Hiçbir şekilde normal ikamet alamıyordur. Kısa dönem ikamet alamıyordur. Ya da öğrenci değildir. Vesaire. Yani diğer ikamet türlerinden birini alamıyordur. Ama nedir? Çocuğun yüksek yararı söz konusudur. Olağanüstü durumlar vardır. Ya da Türkiye'ye acil girmiştir. Kamu güvenliği, kamu düzeni açısından Türkiye'ye acil girmesi gereken bir yabancı kapsamındadır. Veya kanun 55. maddesi kapsamında sınır dışı edilemeyecek bir yabancı kapsamındadır. Ya da idari makamlara başvuru yapmıştır. Bu grupta olan bir yabancıdır. Bunlara insani ikamet izni verilebiliniyor. Biz sürecin başında bir profesyonelle birlikte hareket edilmesini her zaman öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.